ülkemizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı arazilerin, toprakların başka ülkelere hani peşkeş çekildiği, pazarlandığı ve hani resmi kurumları da söyleyelim hani ordumuz gibi askerimiz, kızlay veyahut da buna benzer belediyenin devlete ait bazı kurum ve kuruluşların peşkeş çekilerek pazarlandığını bazı ülkelere e, haberleri sosyal medyada bir hayli dolaşıyor. İnsanların zayıf noktalarından girerek şeytanlık cambazlık yaparak insanlar galayana getiriyor. E, bazıları da kirli pis siyasetler yapıyor. Bir bazıları da Erdoğan düşmanlığından yani sırf Erdoğan düşmanlığından bu tür paylaşımlara alet oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar Türkiye'de biliyorsunuz bir İstanbul Borsası'nda satım oldu Katar'lara. Ama e, Almanya'da veyahut Avrupa'nın herhangi bir yerinde mesela diyelim e, Katar'ların veyahut da Suudi Arabistanlıların ve diğer bazı ülkelerin büyük futbol kulüplerini veyahut da büyük e, hani araba fabrikaları olsun sanayi sistemleri olsun sanayi, uçak, tank buna benzer büyük firmaları Satın aldığını yani satın aldı derken firmayı satın almıyor yani borsasındaki hisse senetlerine ortak oluyor yani yap, oraya para yatırıyor o yatırılan parayla o firmalar gidiyor başka bir yerde yatırım yapıyor yeni fabrikalar yeni hani sistemler yeni icatlar üretiyor oradan aldığı parayla geliştiriyor kendini kar yapıyor yaptığı kara ortak oluyor bu böyle bir şeydir şimdi Türkiye'de mesela herhangi bir şey satın aldı ya birisi. Dedim ya bir önce saydığımız kişiler bilmeden hemen atlıyorlar sazan gibi. Kimi bilmeden, kimi uyanıklığına, kimi şeytanlığa, kimisi de Erdoğan düşmanlığına. Siz bana çanta çanta parayı getirdin arkadaşlar. Bakın çanta çanta. Almanya'da gideyim ben. Belediye binasını bakın. Belediyenin binasını satın alayım. Buradaki valiliği satın alayım. Satın alabilirim. Verin siz bana parayı. Adam belediye binasını satar. Ya belediye binası nasıl satar? Diye bir şey yok. Hepsini satın alırım. Siz bana para getirin verin. Sadece para olsun Almanya'da her yeri satın alırım. Her şeyi satın alırım. Ha, şunu söyleyeyim. Satın aldığın zaman ülkeyi komple satın aldım benim oldu denmiyor yani. Böyle bitmiyor. Satın almak çare çözüm değil. Yani mal sahibi oluyorsun tamam ama satın aldığın zaman hesap veriyorsun. Satın almanın arka yüzü var. Nasıl arka yüzü? Adam diyor ki ben belediye binasını sana istediğim fiyata sattım. Aldım. Ben diyor o parayla giderim başka yeni daha modern daha güzel 10 metre 20 metre öteye 50 metre öteye daha büyük daha modern daha güzel belediye binası dikerim. Ama diyor sen benden aldın o belediye binası inan diyor. Belediye işi zaten yapamazsın da diyor. Enayi gibi her sene vergisini bana ödeyeceksin diyor. Bana diyor para getirdin torbayla. Bina aldım benden eski binamı. İsterse yeni olsun aldın. Her sene bana vergisini ödeyeceksin eşek gibi diyor. Ve ben sana her sene hesap soracağım. Benim vergi memurlarım her sene gelecek. Sen burada ne iş yapıyorsun? Sen buradan para kazanıyor musun? Sen burayı kiraya mı veriyorsun? Burada ne çalıştırıyorsun? Her yıl bana durmadan eşek gibi vergi ödeyeceksin. Bana bak ülkeme torba torba parayı getirdin, yığdın, parayı verdin elime, bana teslim ettin ve her senede sana hesap soruyorum benim kulum kölem gibi bir şey oldun. Vergi ödüyorsun, mücadele yapıyorsun. O kadar para yatırmışsın ya. Bir şeyler çarkı çevirmek için, ticaret yapmak için uğraş içindesin. Eğer batar gidersen zaten paran orada kalmış. Zaten batmışsın. Zaten adam almış senden parayı. Adam hiçbir zararı yok. Eğer kar yaparsan adama oturduğu yerden kar payı vereceksin. Adam senin sırtında para kazanacak. Sen kazanmak için çamurun içinde debeleneceksin. Debeleneceksin sabah, erken, gece, gündüz. işçi al, çıkar Yağmur, çamur, kar. Yani e, aklını, fikrini, zekanı ve gideceksin orada işçiler alacaksın. Bir de işçi çalıştıracaksın. O işçilerin sigortası, vergisi, şunumunu o da ona kar olacak devlete paran da gitti. İşçilerin de yaptığın ticaretle ne yaparsan yap bir de onun hesabını vereceksin. Adam oturduğu yerde hem hesap soran makam olacak hem torbalar dolusu senden para aldı hem de her sene almaya devam edecek. Mantığa zekaya bakın. Böyle bir şey ülkemize geldiği zaman ah en enayi bizim e, ziraat bankasını satmış, vakıf bankasını satmış, yok şeker fabrikasını satmış, yok un fabrikasını satmış, yok özelleştirmiş, yok şu olmuş yok bu olmuş. Adam daha önce çalışmayan, kar yapmayan, herkes e, e, ya, vurdum duymaz e, bir kişilik işe beş kişi koşarken özel şirket girmiş, şimdi bir kişini e, üç işi birden yapıyor ve kar yapıyor, çarkı çeviriyor, devlet hani devletten kira almış ve yaptı satın almış ve da bir şey olmuş. O adam o çarkı çevirmek için mücadele yapıyor, para kazanması lazım, yönetiyor işi. Sen o işi yönetmek için oraya memur atayacaksın, amir atayacaksın. Onun memurunu da memur atayacaksın. O yani o adam işe gelecek, gelmeyecek oturduğu yerden senin sırtından para kazanacak. Sen o fabrikan şekerin, unun, şunun bunun satıldı, satılmadı, reklam oldu, olmadı, yönetildi umurunda değil. Çünkü me belediye memur işçisi ama öbür adam kendisi satın aldığı için canla başla kendi de çalışacak. Koyduğu işçiyi de çalıştıracak para kazanmak için. Çünkü devlete hesap vermek zorunda. Kar payı vermek zorunda. Yani özel şirkette böyle bir şey oluyor. Yani demek istediğim bir şey hani e, çalışmazken çalışan birinin eline geçtiği zaman satıldı anlamına gelmiyor. Satıldı anlamına gelmiyor. Çalışmayan, çark dönmeyen iş çark dönmeye başlıyor. Hesap vermeyen şey, zarar eden şey hesap vermeye başlıyor. Düşünün bir e, polis arabası veyahut da askeriye veyahut da bir e, belediyeye ait özel hizmet aracı, belediyeye ait, devlete ait Gitti şuradan kaza yaptı veyahut da e, adam kendi şoförü o da memur kaza yaptı gitti. Ne olacak? Ne diyeceksin? Onu oradan mecbur sen kaldıracaksın. Enkazını. Onu sen tamir edeceksin. O adamın hastane masrafı, o adamın postane masrafı. Bütün o dert, sıkıntı, tasa sende. Ve onu yapmak için de ayrıyetten başka bir işçilerin, kendi işçilerin o nazlıydı. Kaza yaptı. Nazlı başka işçiler tutacaksın. Onu kaldırttıracaksın. Onu tamir ettirttireceksin. Kaza yapanı araştıracaksın. Onu tamir edeni araştıracaksın. Tamir eden işini düzgün etti mi? Onu başka bir adamla araştıracaksın. Onu yapanlar düzgün çalışıyor mu? Başka adamlarla bunları araştıracaksın. Hep biri biri biri, biri zincir olarak her tarafa güvenilir adam koymak zorundasın. İşin içinde çıkamayınca mesela diyelim ki ne kaza yapan mahsus kaza yaptı. Onu çekmek isteyen mesela diyelim çekmedi, e, işi sapsakladı, e, tamir etmedi, Altay ay o aracı yatırdı ve yattı çöpe hurdaya çıkardı. Veya da o adam iyi çalışıyordu. Bu adam onu denetlemeye geldi diyelim. O çekiciyi kurtarıcıyı, tamirci şunu bunu. O çalışmadı, etmedi, ilgilenmedi. Dosyalarda sümen altı yaptı. işe gelmedi. Gittik baktık, bakmışız gibi yaptı falan filan. Yani kontrol edilmedi. Ne olacak bunlar? Devlet işleri hep Türkiye'de böyle yürüyor. Hiç kimse sorumluluğunun yerine getirmiyor. Biliyorsunuz. Şimdi demek istediğim arkadaşlar, ama özel şirkette olunca oradan kaza yaptığı zaman devlet ne diyor? Kardeşim benim diyor bariyerime çarptıysan, benim hani yoluma zarar verdiysen, benim herhangi bir yapmış olduğum bir yapıya, ağaca şuna zarar verdiysen, sigortanın kendini, kendin ödediğin sigorta, sigortanla bunu karşılayacaksın. Arabanı kendini çekeceksin. Arabanı kendini tamir ettireceksin. Her şeyini kendini yapacaksın. Bitti. Ha, arabanın tekeri dönerken, ticaretin yürürken vergimi ödeyeceksin. Tekerin dönmüyorsa e, zarar ettin, ka, e, kaza yaptın, bir şey yaptın. O zaman hiçbir hesap kitap yok. Ee, ve devlete yağmur yağmış kar yağmış hiçbir zararı da ziyanı da yok bu anlama geliyor arkadaşlar böyle bir şey ama sahada kendin olursan sahada devlet olursa hep başkalarının e, çalışmasına muhtaç kendi olmazsa sahada başkaları adam canla başla çalışıp devlete hesap veriyor yani e, ülkemizde öyle herhangi bir işlem özelleştirildiği zaman veyahut da başka bir yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelip de çantalar dolusu para getirdiği zaman satıldı. Bak bunlar hep devleti satıyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Ee, tezi tanısı aklınıza gelmesin arkadaşlar. Daha iyisi olacağını ve çalışmaya mecbur olacağını unutmayın. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.